Azze, Hazer'in öz be öz annesidir. Senin de öz baba annendir. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyorum. Mirana, senin babası olduğunu söylediğim vakti hatırlıyorsun. Kabullenememişti. Sonra ne oldu? Hazar Şadoğlu'yla Dilşah'ın oğlusun. Bana bak Suzan'ım. Yalan. Kabul edemediğin için öfkelisin. Onlardan tarafa bakamıyorsun bile. Normal. Haklısın. Ama gerçeği bele değiştiremezsin. Bana inanmıyorsun. Sor babana. Sor. Kadının söyledikleri doğru mu baba? Oğlum ben sana anlatacaktım. Doğru mu baba? Konuşsana Azze. Söylesene. Senelerce öldürtmeye çalıştığım oğlummuş. Katil etmek istediğim torunummuş. Desene. Niye susuyorsun? Allah beni böyle cezalandırdı. Şimdi cezamı çekiyorum desene. Doğru mu baba? Doğru. Azze senin annendir. Bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim. Baba, baba. Bak, Hazrak. Oğlum. Hazar abi. Sen gitmeyeceksin. Gidecek birisi varsa o da bu kadın. Affet. Dokunma. Sen benim oğlumsun. Ben senin oğlun değilim. Ben kim olduğumu biliyorum. Ben kim olduğumu biliyorum. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Hiçbir şeyim değilsin. Ne zaman söyleyecektin? Ne zaman? Ama ben kabahati yok. Ben dedim, ben söyleme dedim. Ona yalvardım, ellerine kapandım. Miranda, sen de benden nefret ediyordunuz. Ben önce size layık bir ana olmaya çalıştım. Ben sizin için Ayşe olmaya çalıştım. Belki dedim, belki beni affedersin. Ne affetmesi be? Sen affedilecek bir insan mısın? Sen affedilecek bir insan mısın? Baba, sonradan pişman olacağın şeyler söyleme, ne olur. Beyan, sakın. Sakın bu kadar savunma. Sakın. Uzak duracaksın. Benden mi evlatlarımdan da, anladın mı? Benim bir anam var. Herkes bunu böyle bilsin. Nazlı Şadoğlu. Anladın? Ne bu dünyada, ne ahirette senin analığını kabul etmiyorum. Duydun mu Aziz Aslan Bey? Etmeyeceğim. Uzak duracaksın. Mira. Oğlum, oğlum Hazar. Hazar Bey. Ben sadece size kendimi affettirebilmek için yaşayacağım. Ben sadece sizin için yaşayacağım. Eğer bizim için yaşıyorsan,
bizden uzakta yaşayacaksın. Olmasın diye uğraştım. Oğlum, oğlum, oğlum. Azrail Bey! Oğlum. Yapma böyle. Baba. Bir şey olacak. Oğlum, dur öyle bir konuşalım ha. Ne konuşacağız? Oğlum yapma böyle, bir dinle. Senin her şeyin sır, her şeyin gizli, konuşacağız daha seninle. Baba bir sakin ol, ne olur. Oğlum. Ya sen daha ne diyeceksin bana? Ne diyeceksin diye inandıracaksın kendine? He? Yok, affetmeyeceğim baba. Seni de affetmeyeceğim. Hazar Bey. Tamam, tamam. Siz bekleyin. Biraz yalnız kalmaya ihtiyaç var. Tamam torun. En iyi siz bilirsiniz birbirinizi. Git peşinde babanla, yalnız bırakma onu. Miran. Reyhan, sen burada bekle, eve geç. Kendinle bebeğimiz dönsün. Tamam. Baba. Reyhan, gel anne, gel kenara git. Gel kenara git. Sen biliyordun diye. Neyi biliyordun Reyhan? Azize Hanım'ın babamın annesi oldu. Reyhan, düzelteceğiz kızım. Düzelteceğiz. Zehra, hadi Reyhan'ı götür dinlensin ha. Bizden duyması gerekiyordu dede. Bizden duyması gerekirdi, böyle değil. Füsun'dan değil. Kızım, kızım. Tamam, kızım. Tamam annem, geçeceğim. Tamam. Anneciğim sen biraz bekle beni. Araç hazır hanımım. Senin yazman ne güzel. Kimsin sen? Kızım ben. Kızım ne? O kamyon kazasında öldürüyordun bizi. Şimdi ne kızı mı? Bilmiyordum. Niye? Ya bir de utanmadan göğsünü gere gere ben yaptım dedin ya. Sen ne cani ruhlu bir insansın ya. Azize teyzeyle derdin ne olursa olsun bize bunu nasıl yaparsın? Ya sen insanlık nedir bilmez misin? Hiç evladın yok mu senin? Defol buradan. Defol. Çek lan elini. Çek. Bir daha dokunma. İnsan bazen dışarıdan bakınca haksız görünür. Vicdansız görünür. Katil görünür. Dışarıdan öyle görünür. Ama içine girdiğinde bir de bakmışsın ki asıl mazlum odur. Asıl kötülük gören, haksızlığa... Ya sen ne diyorsun? Daha
daha 5 dakika olmadı. Bir aileye neler yaptığını kendi gözlerimle gördüm. Ben o kamyon kazasını da gördüm. Ben o kamyon kazasını yaşadım. Ben o kamyon kazasında ölüyordum Füsun Hanım. Şimdi ya adabını çekip gidersin ya da ben jandarmayı arayayım. Ya git diyorum sana kadın, git diyorum, defol! Gel kızım, gel içeri girelim. Tamam. Tamam anneciğim. Nereye gidiyoruz baba? Madem öyle öldüreydin! Öldüreydin niye kurtardın? Canımı mı istiyorsun? Söyle! Azar'ım! Azar! Hakikaten çekil! Söyle! Azar yapma! Nereye gidiyoruz baba? Baba... Biliyorum ne desem boş. Kendine bunu yapma. İçini daha fazla aşıtma. Çünkü değmez. Ya bu kadın sana ne diyor baba? Ha, ne diyor da hikidir onun karşısında sus mu soluyorsun böyle? Azar, yeter! Çık git buradan oğlum. Çık git. Şu Allah beni affetsin. Ben senin yüzüne bile bakmaya dayanamıyorum ya. Git, git. Uzaklaş bizden. Baba, hadi biraz yavaşla. Ben şimdi bir ana ne diyeceğim? Benden böyle bir şey saklarsın dediğinde ne diyeceğim ben? Babam böyle bir şey nasıl yaparsın dediğinde ne diyeceğim anne? Annem, güzel kızım. Bak yeter artık kendini harap ettiğin. Karnındakini düşün. Hadi kalk taştan anne. Kalk kızım, kalk. Şimdi senin küçücük bir üzüntün ona geçiyor artık. Düşün lan anne. Miran'ın bakışı benim gözümün önünden gitmiyor. Ben Miran'ın babamın yüzüne nasıl bakacağım? Bu senin kabahatin değil ki Leyla. Bu sırrı sana kim verdiyse, seni iki arada kim bıraktıysa suç onda. O düşünecek. Reyhan, annen haklı kızım. Senin bir günahın yok. Ben babanla da Miran'la da konuşurum. Hayır dede. Konuşmayın artık. İşleri daha içinden çıkılmaz bir hale getirmeyin artık. Kimseyle konuşmayın. Konuşmayın yeter. Tamam kızım. Ben kendim tamam. Halledeceğim. Suç da günah da benim Reyhan. Ben senden yardım istedim. Ben sana söyleme dedim. Beni affet. Keşke seni hiç karıştırmasaydım. Şimdi sen de benim yüzümden acı çekiyorsun. Çok geç Aziz Hanım. Keşke demek için çok geç. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı senin? Sizin ikinizin yüzünden bu kaçıncı ağlayışı bu kızın? Yeter artık. Bir yeter artık. Zehra. Bir şey dememez. Zehra haklı. Ben yakınlarıma, sevdiklerime sadece zarar verdim. Araba hazır hanımım. Gidelim Mahmut. Ayşe, sen iyi değilsin. Seni böyle bırakamam. Nereye gideceksen ben götüreyim ha? Yok nasıl? Sen eve git. Benim halletmem gereken bir mesele var. Ayşe. Nasıl? Merak etme. Gitsin.
Baba yavaş. Baba yavaşla bak kavşak. Ben ne yaşadım be bunca yıl? Yalan yaşamışım ben oğlum, yalan. Bir baba oğluna bunu nasıl yapar? Nasıl söylemez bana? Nasıl ya? Nasıl söylemez? Baba bir, ana ayrı çocukların aynı evde olması zordur. Belki dedem siz husumet yaşamayın diye yaptı böyle. Şimdi böylesi daha mı iyi olur? Ha böylesi daha mı iyi olur şimdi? Ben bu yaştan sonra geçmişimi sorgular oldu. İyi mi oldu böylesi? Neyi gerçek yaşamışım ben? Ha? Bu yaştan sonra şirret bir kadının oğlu olduğumu öğreniyorum. Tamam, iyi mi oldu şimdi böyle? Yok, gördün bir de. Hallerini görmedin mi? Sanıyorlar boynuna sarılacağım, elini öpeceğim, ana diyeceğim. Bu ne ya? Bu ne biçim bir hayat be? Benim anam vardı oğlum, vardı benim anam. Sevgi dolu, merhametli. Bizi öyle yetiştirdi. Zavallı çok sessizdi ama benim anam vardı. Azize pes etmeyecek. Vazgeçmeyecek. Ama ne haberse yapsın. Benden evlat sevgisi göremeyecek o. Hiç boşuna bekleyecek. Göremez benden evlat sevgisi. Gitsin kimden dileniyorsa dilensin ya. Kimden dileniyorsa dilensin evlat sevgisini. Uzak duracak. Uzak duracak. Benden de evlatlarından da uzak duracak. Oğlum anlamıyor musun sen beni? Babam. Seni en iyi ben anlarım. Çünkü ben de babasını kabullenmeyecek bir adamdım. Nefret doluydum, düşmandım. Ama babam bana dedi ki... bin canım da olsa hepsini senin için feda ederim. Ama evladımdan vazgeçmem dedi. Oğlum ben anlamıyorum ki sen Azize ile beni bir mi tutuyorsun ya yoksa? Ha? Seni bana düşman geçici bir kadınla beni bir mi tutuyorsun sen biraz? Asla. Asla. Ne istiyorsun oğlum? Affedeyim mi istiyorsun yoksa sen Azize'yi? Hayır baba. Hayır. Ferah mesara gülmüşüm. Ölüler dirilmez. Ben kendim o kadını affetmezken senden bunu nasıl beklerim? Ama sadece... sadece... ben bu gece ne kadar şanslı olduğumu anladım. Çünkü benim senin gibi bir babam var. Gurur duyduğum. İhkilediğim. Şimdi sen ne kadar o kadının kanını taşıdığın için evlatlığından utanç duysan da... evladının gurur duyduğu bir baba olduğunu lütfen unutma. Çünkü biz bu gerçekten kaçarak değil, birbirimize tutunarak kurtulacağız. Oldu o zaman. Gönül. Sağ ol. Neden? Ben bir şey yapmadım ki. Ne yapacaksın? Geldin, beni buldun. Yanında durdun. Sadece durdum. Seni iyi edecek bir şey yapamadım ki. Galiba bu konuda sen daha iyisin. Polisi daha iyi değil. Nasıl? Birlikte susabilmek. Yani konuşmaktan daha iyi değil. Bırak kızımı! Eğer ben buradan sağ çıkamazsam senin torunun da sağ çıkamaz. Bırak!
Ben okumadım. Neden? Hakkında yazılanları okumaya yüreğin mi yetmedi? Bu doğru değil. Hiç değil. Haklısın. Bizim belki de aklımız karıştı bir an. Doğru diyorsun yani. İnsan böyle çok şey paylaşınca bazen arkadaşlıkla aşk yani başka şeyleri karıştırabiliyor. Ben gideyim. Yok. Gelmedi. Ama iyi. Merak edecek bir şey yok. Babanı niye yalnız bıraktın ki oğlum? Çünkü öyle istedi Zehra Hanım. Kalmamı isteseydi kalırdın değil mi? Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Bundan sonra çıkıp gelir. Endişelenecek bir şey yok. Biliyordun değil mi? Azize'nin Hazar'ın annesi olduğunu, Miran'ın babaannesi olduğunu biliyordun. O yüzden Azize ile görüşüyordun değil mi? Miran'ın babaannesi olduğu için. O yüzden onun yaşaması gerektiğini düşündün değil mi? Biliyordun değil mi? Biliyor muydun? Anne. Süreyya'yı biraz yalnız bırakır mısın? Biliyor muydun gerçekten? Biliyordum. Günlerdir gözlerini kaçırdın. Defalarca sormama rağmen sessiz kaldığın şey bu muydu? Miran bak. Sakın. Söylemeye çalıştım deme. Söylemeye çalıştım. Vallahi çalıştım. Hani beni en iyi sen anlardın Reyhan? Hani kim olduğunu bilmemenin, hayatı bir yalanla yaşamanın ne demek olduğunu en iyi sen bilirdin. Söylemedim değil. Söyleyemedim. Her şeye rağmen söylemen gerekirdi Reyhan. Evet haklısın. İnan bana söyleyecektim ama Azan. Ya ne Azize ne bir başkası beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Benim ilgilendiğim sensin. Senin söylediklerin, senin sustukların ve senin yaptığın. Herkes her şeyi biliyormuş ama sen... Sen
bir başkası değilsin değil mi? Sen benim Reyhan'ımsın. Sen benim karımsın. Sen benim her şeyimsin. Bütün dünya bana karşı birlik olsa da yanında durmak zorunda olansın değil mi? Ama sustun. Neden sustun Reyhan? Hani biz hiçbir şey gizlemeyecektik? Hani sır yoktu? Biz dağları, denizleri, bütün intikamları açtık da şimdi yine bir sırra mı yönük düştük? Neden? Neden? Ya mecbur kaldım. İzin ver önce kendimi affettireyim dedi. Sen Aziz istediği için mi sustun? Hayır. Senin için sustum. Babam için sustu. Ama Aziz de dedi diye sustun. Ya sen Reyhan, daha bu akşam babama yapma ne olur pişman olursun dedin. Aslında senin için bu kadar kıymetli mi? Bir an deme öyle. Öyle konuşma ne olursun. Ben ona saklamamasını istedim. Ondan duymanız gerekirdi tamam. Ama belki dedim ki ne kadar zor olsa da eğer kendini affettirebilirse, ne kadar mücadele ettiğini görürseniz daha az yara alırsınız. Ya sen benim o kadını affedeceğimi nasıl düşünüyorsun? Sende hala o kadın var, nasıl savunabilirsin eğer? Ya ben kimseyi savunmuyorum. Affetmiyorum da, unutmuyorum da. Kabullenmek ne kadar zor olsa da o senin babaannen, babamın da annesi. Reyhan, o kadın benim için bana babamı öldürtmeye çalışan bir caniden başka bir şey değil. O kadın benim hiçbir şeyim değil. Ben o kadını görmüyorum, duymuyorum. Kim olduğuyla ilgilenmiyorum. Benim dayanamadığım onun yalanları da değil artık. Benim dayanamadığım senin bana rağmen onunla birlik olmayayım. Ben kimseyle birlik olmadım. Ama sustum. Ben kimseyle birlik olmadım. Sana yalan söylemedim Miran. Can. Arabamı getirin Muzaffer. Miran gitme böyle. Oğlum. Oğlum. Miran. Reyhan. Dur. Bırak. Biraz yalnız başına kalsın. Hem şimdi sen onu değil, kendini ve karnındaki bebeği düşünmelisin. Sandığı gibi değil. Miran. Miran. Bebeğimi kaybettiğimde bana ne dediğini hatırlıyor musun? Nasıl söylersem seni daha az üzerim bilemedim dedim. Anlıyor musun benim ne hissettiğimi şimdi? Peki o zaman sen beni anlamış mıydın Reyhan? Hak vermiş miydin? Sana defalarca sordum. Söylemedin diye sitem etmedin mi? O zaman haklıydın. Ama şimdi değil. Çünkü o zaman o haberi sana vermesi gereken tek kişi bendim. Ama bu gece yanımda olması gereken de sendin. Beni daha kaç kere ardında bırakıp gideceksin? Verdiğin sözler ne olacak? Ben seni ardımda bırakmıyorum. Ama birbirimize verdiğimiz sözleri tutamadığımız için herhalde bu haldeyiz. Benim biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Reyhan! Anne, iyi misin? İyiyim. İyiyim anne. Geçti. Yok annem geçmedi. Geçmedi, geçmez. Bu kadar strese taş olsa çatlar annem. Kendine dikkat etmek zorundasın artık. Gel ben seni yatırayım kızım. İyiyim vallahi iyiyim. Hadi dön sen. Reyhan annem ben sana bak olsa... Anne tamam. İyiyim diyorum. Ne olur. Ne olur. Neden sustun Reyhan? Neden? Ya mecbur kaldım. İzin ver önce kendimi affettireyim dedi. Sen Aziz istediği için mi sustun? Senin için sustum. Babam için sustum. Oh. Aziz ya. Of, işte senin yüzünden. Hepsi senin bencilliğin yüzünden. Sırf kendini affettirmek için Reyhan'ı kullandın. Onun masumiyetinden faydalandın. Kadın
kadın her şeyi darmaduman etti. Bir insan nasıl bu kadar nefret dolu olabilir? Sahi o kadın kim? Yani ne istiyor? Hiç kimse değil. Azize'nin görümcesi. Sanırım geçmişten aralarında herhalde bir husumet falan vardı. O yüzden canı yanmış olabilir. Tabii Miran'ın babaannesi olduğunu öğrenince de Miran'a zarar vermek istedi. Bu arada tabii seni de. Azra, kızım. Bak eğer sende birazcık olsun hatırın varsa ne olur İstanbul'a dön. Bak ben zaten Miran için çok endişeliyim. Bir de senin için endişelenmek istemiyorum. Ne olur dön İstanbul'a. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır hiç bir şey saklamıyorum. Ben sadece evlatlarım için korkuyorum. Bak, Miran'ı bu saatten sonra yerinden yurdundan kimse edemez. Ama sen başka bir dünyaya aitsin kızım. İstanbul'da yaşıyorsun. Orada daha güvende olursun. Dön İstanbul'a, ne olursun dön. Bak bana ikidir git diyorsun. Ya ne saklıyorsun bilmiyorum ama benim gitmeye niyetim yok. Sen de bu konuyu kapat. Ben sadece senin de elinden almasından korkuyorum. Kırmızı elbise. Çabuk kırmızı. Tey. Hoş geldin sen Füsun Bey hanımım. Kahve yap. Emrin olur. Mutlu musun Füsun? Hazar benim anası olduğumu önerdi. Evladım, torunum benden nefret ediyor. Eline ne geçti? Ne oluyor burada? Ya bir şey yok. Rahat ol. Hazer az önce annesinin Azize olduğunu öğrendi. Bu da gelmiş hesap soruyor o yani. Yanlış. Ben buraya hesap sormaya gelmedim. Ve bundan sonra senin başına neler gelecek onu söylemeye geldim. Ben elbet evlatlarıma kendimi affettireceğim. Elbet onlara ana olacağım. Peki sen? Evladın senin gibi birini kabul edecek mi sanıyorsun? Sen kim Azize? Ha. Bu kadar kötülük yaptıktan sonra affedileceksin. He. Hangi evlat senin gibi bir anayı ister? Kendi kulaklarınla duydun Hazer'in ettiği lafları. Şimdi geçmiş karşıma affedilmek falan bir şeyler diyor ya. Ben çok şey yaptım Füsun. Ama hiç kan dökmedim. Ben katil değilim. Ya sen? İkimiz de ne olduğunu biliyoruz değil mi? Senin kızın nasıl bir ananın evladı olduğunu öğrendiğinde ne olacak? Senin gücünün uğruna, soyadının uğruna iki günlük evladını terk ettiğini öğrendiğinde ne olacak? Senin boynuna sarılıp sana anne mi diyecek? Öyle bir şey olmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü ben ona her şeyi anlatacağım. Anladın mı? Her şeyi. Durduğun kabahat. Yürü git. Git. Ama bedelini ödemeye razı ol. Ben bugüne kadar çok bedel ödedim. Hiçbir şeyin bedelini ödemeyen, her şey ardına kalan bir sensin. Ama bil, bundan sonra hiçbir şey arkana kalmayacak. Hiçbir şey. Ama ben... Konakta benim aklımı mı kaçırtacaksınız?
Sen ne diyorsun? Babaannem ne anlatıyor? Ne oluyor burada? He. Şimdi Gönül, şöyle izah edeyim. Benim bir kızım var. Onun da yaşayan bir oğlu. Ya sen esas bombayı es geçiyorsun ama. Efrat çıktı. Daha iyisi var. Hazar. Babaannenin öz oğludur. Hazar da amca. Şadoğullarıyla akrabayız anlayacağım. Ah o Şadoğulları. Değil mi? Ah anne, ah, ah. Sırlarınızla sakladıklarınızı hepimizin hayatını bir yere savurdunuz, mahvettiniz. Alo, Reyhan. Ya ben olanları duydum da. Miran'ı aradım, ulaşamadım. İyi misiniz? Gitti Miran. Gitme dedim. Dinlemedi beni. Kızdı, çekti gitti. Ne kızı? Sana niye kızdı Reyhan? Senin ne suçun var? Sustum diye. Bildiğimi anlatmadım diye. Sen biliyor muydun? Ya bilmeseydim, keşke bilmeseydim Fırat. Söyleyemedim ama... Canı yanmasın diye, yüzleşmesin diye. Sustum, sustum. Tamam, tamam Reyhan. Sen dert etme, kafana hiçbir şey takma, tamam mı? Sen sadece sağlığına dikkat et. Sen hamilesin, bebeğine dikkat et, tamam mı? Ben Miran'ı bulurum. Aç be Miran. Artık neden diye sormayacak kadar akıllandım. Burada zaten hesap sormaya gelmedim. Avluda olanlar beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Senin kim olduğun, ne hissettiğin umurumda bile değil. Çünkü sen benim için de, babam için de yoksun. Sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Azize, Aslan Bey. Hiç mi acımıyorsun? Hiç mi merhamet etmiyorsun? Merhamet. Sen ettin mi? Yok. Etmedin. Çünkü edemezsin. Sen merhamet ne demek onu bile bilmiyorsun. Sırf kendini affettirmek için Reyhan'ı kullandın. Onun merhametini kendine maşa ettin. Çünkü sen böyle bir kadınsın Aziz Aslan Bey. Biliyordum. Reyhan ne olursa olsun arkasını dönüp gidemez. Kıyamaz. Sana rağmen sana bile yardım eder. Ben Reyhan için de Ayşe almaya çalıştım. Onu da kendimi affettirmeye çalıştım. Sen benim karımı en zayıf yerinde vurdun. Benimle, babasıyla vurdun onu. Reyhan'ı bile babasından, benden,
gerçekleri gizlemeye mecbur bıraktın. Reyhan'ın bir suçu yok. Ben... Zaten tek suçlu sensin. En büyük suçlu sensin. Reyhan'ın tek suçu ne biliyor musun? Sana merhamet gösteren kalbi. Bunu da kullandın zaten. Çünkü bencilsin. Sen o kadar bencil bir kadınsın ki... ...sizin için yapıyorum dediklerini bile aslında kendin için yapıyorsun. Azize Aslan Bey'in öldüğünü göstereceğim. Sen zaten benim için öldün. Ben buraya... ...sana şunu söylemek için geldim. Reyhan'dan uzak duracaksın. Bize ulaşmak için... ...ona yanaşmayacaksın. Baban... ...sana bir kez olsun anne desin diye... ...benim aileme yaklaşmayacaksın. Efendim Zehra. Hazar Bey. Hazar Bey. Gözün seveyim yapma böyle. Bak aklım sende. Ne olursun çık gel haydi. Benim annem var. Anam var benim. Babam var benim. Bırakmayacaktın beni. Sözümü tutamayacak kadar kırdın beni. Ne yaptım ki ben sana? Babamı seni düşünmekten başka ne yaptım? Sustum. Güzel annem. Azize için. Sustum.
değil misin? Merak ettim seni. Buraya geldiğine göre biliyorsun. Azize'nin öz torunu çıkmak ne kadar iyiyse... ben de o kadar iyiyim Fırat. Bakmayacak mısın kardeşim? Neden? Ya sen niye karnın çocuğun yanında değilsin Miran? Çünkü... insanın canını en çok sevdiği yakıyormuş. Leyen her şeyi biliyormuş. Bunu sakladı benden. Miran, ya Reyyan bu Reyyan. Senin canın, her şeyin, sevdiğin kadın, seni seven kadın. Ya vardır bir sebebi, mecbur kalmıştır, öyle hissetmiştir. Ya önemli olan ne yaptıysa senin için yapmış olması değil mi? O da aynen böyle söyledi biliyor musun? Mecburdum dedi. Mecbur değildi Fırat. Değildi, neden olsun ki? Ya neden? Sen bilsen. Bende böyle bir gerçeği gizler miydin? Reyhan'da gizlemeyecekti. Gizlemeyecekti. Fırat. Biliyordum. Ben de. Sen. Kardeşim dediğin adamdan gizledin yani. Evet kardeşim. Söyleyemedim. Ne öyle ya? Öyle söyleyemedim ne demek oğlum? Biz ne zamandan beri konuşamaz olduk? He? Önce kamyoncu şimdi bu. Ya yemişim ben senin yaşattıklarını umurumda değil. Ama en yakınlarımın bana hissettirdiklerine ben dayanamıyorum artık. Bu ne lan? Bu ne? Hiç düşünmüyorsun değil mi? Ha niye söyleyemediler? Niye söyleyemedim? Bana herkes sussa da susmayacak. Miran'ın karşısına çıkarım. Takır takır anlatırım diyecek. Arkamdan iş çevirmeyecek. Dost lazım. Kusura bakma kardeşim. Biz becerememişiz onu. Karım var dedik, çocuğum var dedik. Ya ben o kamyoncu senin önüne atsaydım ne olurdu Miran? He? Sen ne yapardın Füsun'a? Durur muydun? Ya sen Azize'nin kanını taşımıyorum diye şükrederken ben sana sen Azize'nin öz torunusun mu deseydim Miran? Haklısın ya, haklısın. Namertlik ettim ben. Kusura bakma. Olacaksın yavrum, iyi olacaksın. Bebeğine hiçbir şey olmayacak kızım. Azra! Azra! Tamam yavrum.
Bir şeyler yapmadım. Hastaneye. Hastanede. Tamam, iyi olacaksın. Tamam. Bir şey olmayacak. Gel kızım, gel. Hiçbir şey kalmayacak. Hala aklım almıyor. Reyhan'la Mira mı? Nasıl böyle olabilir? Allah aşkına helal etsin anda bir bilsen. Yavaş, ne oluyor? Yavaş. Tamam, Reyhan. Tamam. Bebeğim. Kanaması var. Hastaneye gitmemiz lazım. Tamam benim abi. Kanam. Gel Reyhan, gel. Tamam. Gel. Kızım dur. Şunlar da. Ben gelmedim. Bana ver. Sen evde kal anne. Mira'na haber verdin. Gelirse söylersin. Hadi çabuk gidin. Çabuk gidin, hemen gelin hadi. Arabayı hazırlayın. Abi. İyi misin? Gel şöyle oturalım, biz konuşalım seninle, gel. Abi otur öyle. Kurban olayım. Gel. Gel otur şurada. Gel. Hasan Bey. Kahve. Abi ben de ne zaman öğreneceksin diye bekliyordum. Sen biliyordun. Biliyordum. Da ben de yeni öğrendim sayılır. Oğlum sırası mı şimdi? Vay be. Ya bir ben bilmiyorum. Herkes biliyor ha. Azize'nin seni... İşte onu öğrendiğimde... içim yandı abi. Anam... Yani anamız... Sen de çok severdi. Sana da düşkündü. Çok. Oğlum sırası mı şimdi? Tam sırası baba. Tam sırası. Bunca sene bizden bunu saklamışsın. Bırak da konuşalım bari. Abi ben... Ben çok üzüldüm. Son zamanlardaki o öfkem, nefretim niyeydi sanıyorsun? Duyunca bana da çok ağır geldi. Şimdi ben biliyorum sen madem öğrendin bana niye söylemedin diye kızıyorsun ama yapamadım. Ben senin hiçbir zaman üzülmeni istemedim abi. Meğer babamın düşkünlüğü ondanmış. Sen onun aşık olduğu kadından olan çocuğumuzsun. Hatırlar mısın bilmiyorum ki ben hiç unutmadım. Babam annemi hiç sevmedi. O bir Ayşe'yi sevdi. Bir de seni. Cihan. Yenge. Konuşuyoruz artık. Bunları konuşmamız lazım bizim.
Bak siz şimdi sanıyorsunuz ki ben yine kıskançlıktan yapıyorum. Öyle değil. Abi vallahi öyle değil. Gerçek budur. Ben babam için hep öteki oldum. Beceriksiz evlat. Abisini kıskanan evlat. Öfkeli evlat. Ama sen başarılı, kalender, parmakla gösterilen evlat. Tam da Nasuha'nın gönlüne göre. Oğlum sus artık ha. Görmüyor musun abinin halini? Abimin hali? Abimin hali benim yüzümden. Ha? Benim yüzümden. Ha? Benim yüzümden. Abimin de bizim de halimiz senin yüzünden. Sen zamanında çıkıp diyeydin ki Azize senin anandır. Ya deyip durma ha şu lafı deyip durma ya. Bir dedin. Deme bir daha. Abi. Oğlum Hazar. Baba sen hiç konuşma. Hazar Bey. Hazar Bey. Daha yeni geldin. Hadi çık yukarı biraz dinlen. Bütün gece uyumadın. Gözlerin çökmüş. Şu halin nedir? Duramıyorum. Evden duramıyorum Zehra. Hazar Bey. Şuradan düşüp ölsem. Allah korusun hanımım. Ya da bir mucize olsa. Allah yüzüme gülse. Oğlum elimden tutup çekse beni. Güler hanımım. Allah gönlünü görüyor. Yüzünü de görecek. Bence Füsun'u durdurmamız lazım. Azra'yı biliyorum. Anladı. Her an evladını düşünür değil mi? Sana dediğimi yap. Nasıl? Hazar nasıl, iyi mi? Beklerim ben nasıl? Beklerim evladım. İstediğiniz fotoğrafları buldum hanıma. Aferin oğlum. Hazırlasınlar yukarıyı. Başsın oğlum. Reyhan! Reyhan! Oğlum! Anne! Reyhan nerede? Onda kan izi falan var. Reyhan! Oğlum dur dur dur. Reyhan yok oğlum. Reyhan yok ne demek hani? Ya karım iyi mi benim? Ne oldu? Sancılandı. Sonra kanaması başladı. Azra apar topar hastaneye götürdü. Bebeği... Çok korktuk. Hepimiz çok korktuk oğlum. Hepimiz. Ne yaptınız siz benim kızıma? Siz benim kızıma ne yaptınız? Biz hiçbir şey yapmadık. Vallahi hiçbirimiz... Siz yaptınız. Hepsi sizin yüzünüzden. Siz nasıl insanlarsınız be? Canını acıttınız, yaktınız benim kızımı. Yetmedi mi ettikleriniz, yetmedi mi Reyhan'ın çilesi? Zehra Hanım, vallahi billahi biz hiçbir şey yapmadık. Vallahi yapmadık. Sen nasıl bir adamsın? Sen niye karını yalnız bıraktın? Hamile karını niye yalnız bıraktın sen Miran? Sen bana söz vermedin mi? Kızına sahip çıkacağım diye bana söz vermedin mi? Bu mu senin sevgin? Ben
Ben onu çok seviyorum Ferhan. Nasıl seviyorsun be? Böyle mi seviyorsun? Yetmedi mi yaşattıkların? Yetmedi mi kızımın çilesi? Ödediği bedel yetmedi mi? Allah'ım seni insan yapma, yeter artık, dur tamam tamam. Durmayacağım, durmayacağım. Ben durdukça siz durmuyorsunuz. Artık durmayacağım. Zeynep Hanım. Sakin ol, sakin ol. Sana söz veriyorum. Söz veriyorum, şimdi gideceğim hastaneye. Kızını da torunu da sağ salim getireceğim. Söz veriyorum. Getireceğim. Tamam, Leyla neydi? Bir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Hadi kalk. Hiçbir şey olmayacak. Hiç endişelenme. İyi mi? İyi mi bebeğim? İyi mi Azra? Azra! Azra! Ya Azra bir şey de, bir kelime, bir şey et bana, bir şey de, iyi mi? Reyhan bir dakika bir dur. Reyhan iyi mi, iyi mi? İyi mi? Yok tabii. Bir şey yok tabii. Çık dışarı. Önemli hanımım. Onun için geldim. Şu anda hiçbir şeyin önemi yoktur. Harun'la ilgili. Haklı mısınız? Canın başta parmağı varmış. Ne yani? Oğlumu Cihan mı öldürmüş? Yok, Cihan örtbas etmiş. Öldüren? Yaren. Doğrudur hanımım. Evladını korumak için. Ne kadar basit. Sıradan bir hikayedir. Ne yapmamı istersiniz? Soruyorsun bir de ha? Ne yapacağını bilmiyorsun. Başla hanımım. Yok. Yok, ulaşılamıyor. Yok, ulaşılamıyor. Vurup kıracağım şimdi. Dur, dur. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun Reyhan'ın halini? Ya bebeğe bir şey... Hiçbir şey olmayacak. Gel, oturalım, gel. Sakinleş. Doktor ne dedi oğlum, bebeğimiz nasılmış? Ya oğlum konuşsana bir şey de. Sen karının çocuğunu bana mı soruyorsun? Bak Fırat, canım burnunda, kalbini kırmayayım. Sen kıracağını kırdın zaten ha. Tamam. Tamam. Tamam, haklısın. Şimdi mesele başka. Hadi bana cevap ver. Doktorlar ne dedi? Söyleyeceğim. Sen hep müsaade eder misin? Git şimdi. Karını çocuğunu doktorlara sor, öğren. Sen doğrusun, doğru söyle. İyi deme. Oğlum bir şey de artık oldu, iyi mi? Bana inanmıyorsan oğluna inan. Ben elimi yıkayayım.
bakayım. Sen de hafiften toparlan. İyi misiniz? Dur ben yardım edeyim Reyhanlar. Ben aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Ve kendimden geçtim. Ama evladımın boyundan büyük sınavlar vermesini istemiyorum. Nazlı'na değilmiş ya, Azize karısıymış. İyi, güzel. İyi mi? Yaren yavrum, bak sen beni gerçekten çok korkutuyorsun ha. Hiç mi şaşırmadın sen bu habere? Yok. Çok şaşırdım. Allah'ım sen benim evladımın aklını koru. Allah'ım sen delirtme benim kızımı ya Rabbim. Allah'ım sen bizi koru. Abdurrahman. O ne? Vallahi bilmiyorum hanım. Yaren hanıma geldi. Kim göndermiş? İsim falan da yazmıyordu. Getiren de bir şey demedi. İyi tamam, sağ ol. Yaren bak sana gelmiş kızım. Al. Al aç hadi. Sen aç. Kızım sana göndermişler. Haydi al bakayım. Haydi aç. Haydi gülüm aç bakalım. Özellikle mi açmıyorsun Azat? Savaşına bir iş mi geldi? Allah korusun. Azat, aradım ama galiba müsait değilsin. Ben biraz merak ettim de, her şey yolunda mı? Bize. Kızım sen at yürü, odana git. Hadi.
Bir şeyler oluyor. Bu benim adıma geldi bu konu. Kimden? Ya kızım, işte lüzumsuzun biri göndermiş bunu. Sanki bilmiyor musun? Düşmanımız çoktur. Ama benim adıma gönderdiler diyorum. Ya kızım tamam. Göndermişlerse göndermişler. Kim bilir kim musallat oldu. Babam var senin burada. O halleder her şeyi. Korkma. Beceremiyorsunuz. Boşuna uğraşmayın. Neyi kızım? Bunu kimin gönderdiğini bilip bilmiyormuş gibi davranmayı. Neyse. Tamam. Ben dinleneyim, yatayım biraz. Tamam kız, hadi sen geç yat odana. Odandan da çıkma, tamam. Hadi Handan, tamam. Odur, ya Handan yok bir şey, tamam. Tamam Külüm, tamam. Ya otur şöyle, tamam yok bir şey. Affedin beni. Böyle olsun istemezdim. Füsun yolladı değil mi? Füsun yolladı tabii. Kim yollayacak başka? Biz ne yapacağız Cihan? Bu kadın öğrendiyse peşimizi bırakmaz bizim. Ne yapacağız biz? Hangi kadın ya? Ne oluyor? Hazır, kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Ne oluyor baba? Füsun. Yarın öğrenmiş. Siz onu öğrendin, nereden öğrendiniz? Yarın'a göndermiş. Hep gönderdi. Ne yapayım? Ne yapayım? İşte orada ol. Anne, ip yok. İp nerede? Yaren. Koş, koş oğlum Yaren. Koş, Yaren! Çabuk, koş. Yaren! 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 Yaren, aç gözlerini. Çok şükür. Annem nasılsın? İyi misin? İyiyim annem, iyiyim. Rahat olacak bir şey yok. Umut da iyi. Ah çok şükür. İyiler, iyiler. Ya biraz dinlenmeleri lazım, o kadar. Geçmiş olsun Reyhan. Daha iyisin değil mi kızım? Anneciğim gel sen, gel sen. Gel biz odana çıkalım. Reyhan. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Yok annem, bırakmayayım. Anne lütfen. Reyhan yine aynı tamam. Şey. Yorma kızımı. Bir gün belki yine bu sabah o yataktan çıktığım gibi çıkacağım. Ama hastaneden bu şekilde dönemeyeceğim. Yok. Yok öyle bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun? Başımızda bunca olay varken... en kötüsü de sen beni ardında yabancı gibi bırakıp gitmişken... daha kötüsü olmayacağını nereden biliyorsun? Kim verecek garantisini? Sen mi? Bebeğini ardında bırakıp giden babası mı? Reyhan, lütfen deme böyle. Sen... Ben... Ya ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım Miran? Hiçbir şey. Seni, babamı düşünmekten başka ben size ne yaptım? Bildiğimi saklamak mı benim tek suçum? Of. Reyhan... Sen de sakladın benden gerçeği. Evladımı kaybettim, onu sakladım benden. Bağırdım, çağırdım ama ardımda bırakıp gittim mi ben seni? Gitmedim. Yalnız kalacağım dedim. Bebeğimize veda edeceğiz dedim, yine geldim seninle. Döndüm, yine sana sarıldım. Sen ne yaptın?
en iyi bildiğin şey. Beni ardında bıraktın Bilal. Ben de en iyi bildiğim şeyi yaptım. Azize bile olsa benden yardım isteyen bir kadına el uzattım sana rağmen değil. Senin için. Pişmandı çünkü. Değişmek istiyorum dedi. Senin gibi. Geçmişte sana verdiğim o şansı ondan esirgemedim diye mi suçluyum ben? Yok, sen hiçbir suçluyum. Sen hiçbir suçluyum. Ya niye gittin o zaman? Niye gittin? Niye Umut'u beni ardında bırakıp gittin? Hani ne olursa olsun yanımdaydın. Ben yanımdayım senin sonuna kadar yanımda. Değildin. Yanımda değilsin. Dün gece yanımda değildin. Bu sabah ben o haldeyken yanımda değildin bir an. Bir gün sırf sen mutlu ol diye, sırf aile ol diye canımı acıtan insanlara verdiğim o şans beni evladımdan ele. Git bir al. Ben nereye gideyim Reyhan? Dün gece nereye gittiysen oraya git. Git. Bir dinle beni lütfen. Reyhan. Bir dinle beni lütfen ya. Reyhan lütfen bir dinle beni. Çok özür dilerim. Sen beni. Ben eşek gittim. Çok üzüldüm. Özür dilerim sevdiğim. Özür dilerim. Efendim Zehra. Alo Hazar Bey, neredesin merak ettim. Merak edilecek bir şey yok ya. Neredeyim? Fabrikadayım. Gelecek misin peki? Gelmeyeceğim. Çalışacağım biraz. Gel desem de bir işe yaramayacak değil mi? Arada sırada ara bari. Burada bir ailen olduğunu unutma. Bak aklım hep sende. Ya kalmasın aklın ha. Tamam arayacağım. Arayacağım. Kim aldı seni içeri? Çık gel. Seninle konuşmak istiyorum oğlum. Oğlum deme. Sakın ha. Ben konuşacağım, sen de dinleyeceksin oğlum. Yok yok, konuşacak bir mevzu yok seninle aramızda. Hiçbir mevzu yok. Seni yangından kurtardığım günü hatırlıyor musun? Adamına bağladım canlı canlı yakacağın gün mü? Hatırlıyorum evet. O gün babanın öldü sandığı Ayşe'nin ben olduğumu... benim öldü sandığım oğlumun Hazar'ım olduğunu öğrendiğim gündü. Sanki 50 yıldır o yangının içindeydim. Seni o gün kurtarabildim. Öldürmekten vazgeçtim diye sana minnet edeyim istiyorsun öyle mi? Yok Aziz Hanım yok. Bak sana diyeyim. Benim anam var. Duydun mu? Vardı, rahmetli oldu. Başka da anam yok. Senin anan hala var. Yok. Yok benim anam yok. Beni günaha sokma kadın. Çık git buradan, elimden bir kaza çıkarttıracaksın şimdi. Hazar, seni ben doğurdum. Sana sütümü verdim. İster kabul et, ister etme. İster bağışla, ister bağışlama. Kim ne yaparsa yapsın bu gerçek değişmeyecek. Thank you.
gün babanın öldü sandığı Ayşe'nin ben olduğumu, benim öldü sandığım oğlumun Hazar'ın olduğunu öğrendiğim gündü. Sanki 50 yıldır o yangının içindeydim. Seni o gün kurtarabildim. Bu kadın ailemizden birine bedel ödetecek. Benim yüzümden size zarar gelsin istemedim ben. Senin baban öldü mü? Ailesini koruyamıyor mu ki sen kendini öldürecek kadar çaresiz hissediyorsun kızım? Ben dayanamıyorum baba. Boğuluyorum. Her yerde ağrını görüyorum. Madem ölmeme izin vermediniz, o zaman götürün beni buradan. Yalvarıyorum sana baba. Nereye kızım? Bilmiyorum. Bir yere gidelim. Burası olmayan başka bir yere gidelim. Eğer burada kalmaya devam edersek tekrar deneyeceğim canıma kıymayı. Kurtulamıyorum bu aziden. Lütfen gidelim, yalvarırım. Olur kızım. Olur. Ne olur? Kardeşi doğru diyor işte. Yaşar gideriz bir yerde. İstanbul'a gidelim. Nasıl? Ya, baba bu böyle paldır küldür alınacak karardır. Yani siz Füsuk karısından kaçalım ne diyorsanız. Oğlum bu zamana kadar Şahadoğullarından ne bir korkak ne de bir kaçak çıkmıştır. Orası öyle de. Mevzu değil. Oğlum, gel. Azat baksana halimize oğlum. Görmüyor musun? Burası bize iyi gelmiyor artık. Bu akşam çıkalım o zaman. Cihan bu akşam mı dedin sen diye hazırlığımız yok, bir şeyimiz yok. E yaparsın. Hazırlık nedir? Çağır Melike'yi, halledin her şeyi. Ne yapalım orada? Kızımızı ölmeyi mi terk edelim? Haklısın. Güzel kızım. Güzelim ben. Güzelim ben. Yalnız kalmak istiyorum Miran. Reyhan Hanım, benim lütfen. Miran Bey yok. Ama size bir paket geldi. Rahatsız ettim. Paket olan beklemiyorum ben. İzin verir misin Lütfü? Veremem. Paketi kuyumcudan göndermişler. İlla size vermem gerekiyormuş. Giderken çok üzgündü. Thank you.
Dün kopan bir yapraktı. Düşen bir kuru daldı. Bugünden güzel değil, bulacağım yarında. Aç bir bak ellerine. Yanan avuçlarında dün gitmiş, yarın yok. Bize bir bugün kaldı. Ümit Yaşar Oğuzcan, esirdiklerinden. İran? İmiran. Sen şiir mi biliyorsun? Allah Allah. Ne bilemez miyim? Yani sen de böyle eşkıya diye diye beni gerçekten öyle bir adam sandın herhalde. Ne bileyim ben. Umut, bak oğlum. Baban sahiden de Romeo'ymuş da haberimiz yokmuş. Hoşuna mı gitti? Yok. Peki ne kadar hoşuna gitti göstermek ister misin? Ben başka şeyler de biliyorum. Duymak ister misin? İrem, hadi. Bak bir sürü işimiz var daha. Hadi. Dağıttım zaten ortalığı. Hadi. Evet. Haklısın. Şair ne demiş? Zaman sahip olduğumuz en kıymetli şey. Kıymetini bilelim. Kıymetini bilelim. Dağılmış mı buraları biraz? Zaman sahip olduğumuz en değerli şey. Baktıkça hatırlayalım, kıymetini bilelim diye. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevdiğim. Seni çok seviyoruz. Reyhan, Umut. Niye zamanın kıymetini bilmemize izin vermiyorsun Miran? Konağın önündeyim. Seni bekliyorum. Hayırdır? Azat, ben sana mesaj attım, seni aradım, görmedin mi? Gördüm. Ama? Ama? Ben seni çok merak ettim. Niye? Azat, ne oluyor? Yani önceki gün olanlar içinse tamam, biz o gün bir an, yani bir an aklımız karışmış olabilir ama biz dostuz sonuçta. Öyle değil mi? Yani ben seni merak ederim. Gitme beni merak, Gönül. Hatta arama da. Hoşçakal Azat. Hoşçakal. Hoşçakal.
Azat! Müsaade edin. Etraflıca konuşamadık seninle. Konuşacak bir şey de yok zaten Miran. Azat, sen belli ki meseleyi araştırmışsın, öğrenmişsin. Kamyoncuyu baban indirmemiş. Biz orada yanılmışız. Orada yanılmışsın. Nerede yanılmadın Miran? Azat. Bak Miran, madem yanılmışsın, gidersin babamdan özür dilersin. Tamam mı? Niye oradaymış peki? Niye kaçıyormuş? Onu da öğrenebildin mi? Ya gidip sormak aklına gelmiyor. Niye oradaydın demek zor geliyor. Madem ben diyeyim sana, niye oradaymış Cihan Şadoğlu? Size sıkan adamı indirmiş. Amcam da seni korumuş yani. Buraya da amcamın başına bir şey gelip korkusuyla gitmiş. Şimdi anladın. Ya peki benim yerimde sen olsaydın ne yapardın Azat? Beni silah zoruyla kaçırtan adamdan ben bunu beklemeyeyim de ne yapayım Azat, sen söyle. Senin yaptığının ne farkı var Miran? Günahsız bir babayı evladının önünde rezil ettin. Babam üstelik de benim yanımda. Ne yüzüne ettiğin lafları ne de kafasına dayadığın silahı hak etmedi. Yine bakma, olgun davrandı. Hatanın yüzüne vurmak yerine git kendini öğren istedi. Sen ne yaptın? Bir kusura bakma dedin. Tabii ne gerek var değil? Bak Azat, duygusal davranıyorsun. Ya tamam babandır, haklısın. Ama sen baban Cihan Şiran, artık babamdan uzak dur. Bak bir daha canını yakmaya kalkarsan karşında beni bulursun. İster bağışla, ister bağışlama. Kim ne yaparsa yapsın bu gerçek değişmeyecek. Çocukken her düşüp ağladığımızda bir de babamdan azar yerdik. Sonra korktuğumuzdan düştüğümüzde söyleyemezdik onu. Kendi düşer, ağlar mıymış ha? Ama biliyor musun? Ben her düştüğümde hemen koşup seni bulurdum. Sana sarılıp omzunda ağladığım zaman acım daha çabuk dinerdi. Peki sen nasıl yaptın abi? Acıyla yüzleşirken nasıl yaptın? Hep öyle gizli gizli mi döktün gözyaşlarını? Sen de haklısın tabii.
Ben acımı dindirecek omuzu bulmuşum da... abime omuz olamamışım. Yok, olur mu öyle şey ya? Yok yok, öyle abi. Öyle. Zaten benim içimde ne zamandır derttir bu, biliyor musun? Sen iyi ki varsın oğlum. Hep vardı. Hep benim yanımdaydın sen. Biz beraber büyüdük oğlum. Hala da büyüyoruz o. He valla. Büyüdük de. Ağaçtan düşen yaprak misali. Rüzgarın oyuncağı işte. Abi ben sana ne diyeceğim ya, biz senden hiç helalleşmedik. He? He, senin aklın çok geçti bana, hiç helalleşmedik. Ya hakkı oğlum, helal hoş olsun, olur mu öyle şey? Nereden çıktı şimdi veda eder gibi, he? Hayırdır, bir yere mi gidiyoruz? Yok be abi, ne gitmesi benim, nereye gideceksin? Ya helallik istiyorsun veda eder gibi. İşte ben sabah öyle sana zehrimi döktüm ya. Sen benim yüzümden evden gittin. Merak ettim. Ya işte ben geleyim istedim sana. Yanlış mı ettim? Oh, ne yanlış? Sen haklıydın canım. Oğlum sen sabah doğruları söyledin. Bizim anamız... Bakayım sen be. Dur. Şöyle kardeşime ben de bir sarılmak istedim bak şimdi. Olur mu? Ya yok, yok hiç ya ben... Ya istemedim ben abi. Ya ne zamandır böyle bir sarılmıyoruz ya. Reyhan Hanım, emin misiniz? Emin olmayacak ne var? Alt tarafı bir pasta yapacağım. Peki, neden ağlıyorsunuz? Güzel bir pasta olsun istiyorum ondan. Ağlama. Biz şimdi hemen hallederiz. Hasiye, hadi geç. Sen şimdi onu hele. Hadi. Reyhan, sonunda çıkmışsın odadan. Ya, biz de seni pek rahatsız etmek istemedik. Reyhan, nasılsın kızım? İyiyim, sağ olun. İyi, iyi. Çok daha iyi olacak. Biz annemle Şükran teyzelere gideceğiz. Yani haber vereyim dedim. Niye? O gelmeyecek miydi zaten? Bir süre daha kalacakmış orada. Annem de görmek isteyince ben de yalnız bırakmayayım dedim. Yani senle gel diyeceğim de dinlenmek istersin diye. Yok, ben burada kalsam daha iyi zaten. Miran'ı gördünüz mü? Miran giderken çok kötüydü kızım. Acil bir işi çıkmış, o yüzden gitmesi gerekti. Ama muhakkak gelecekmiş, yani geç de olsa geleceğim öyle dedi. Ne yapıyorsun sen ha? Hun öyle mi? Hele ver. Tamam bırak. Affet canım, bir şey yapmadım. Onun alt tarafı bir şey olmaz o kadardan. Tamam dur, ikiniz de bırakın. Ben kendim yapacağım. Hadi çıkın siz. Tamam dur, bırak. Hadi. Sen zamanın kıymetini bilemezsin de. Geçen bir an.
hayatının da üstesinden göreceğiz. Ele avuca sığmazdı delik gönlüm. Bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş o yak beni, yağmur bulanın beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş o yak beni, yağmur bulanın beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş o yak beni, yağmur bulanın beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş o yak beni, yağmur bulanın beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. Sonsuz, özgür. Tam bu yere serilmiş gökyüzü gibi. Sanki gökyüzü yerde, ben de gökteyim. Benim gibi. Nasıl? Ben de senin gözlerindeki mutluluğu görünce kendimi gökte hissediyorum, öyle mi? Tam çok güzel. Biraz geç oldu ama seni en çok istediğin yere bugün getirmek istedim. Çünkü bugün bizim ilk sevgililer günümüz. Sevgililer günün kutlu olsun. Sevdiğim. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Haydi, haydi, haydi. Celal. Taze çiçeklerim var, kır çiçeklerim. Abim buyur. Hangisinden istersin? Buyur abim. 20 lira abi. Etme beni merak, gönül. Hatta arama da. Böylesi ikimiz için de daha iyi. Annemi arayacaktım.
hayal kurma gönül. Azat. Efendim. Gönül. Konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey kaldı mı? Ben sizin konağın yan sokağındayım. Aynı sokakta. Gelebilirsin. Gönül. Peki, geliyorum. Azat. Gel dedin, geldim. Konuşmayacak mısın? Vedalaşmaya geldim. Vedalaştık diye hatırlıyorum. Sizin konağın önünde. Dedin ya, beni bir daha arama. Merak etme diye. Biz gidiyoruz Gönül. Nasıl? Nereye? Kimle gidiyorsunuz? Bizimkilerle. Ayrılıyoruz Midyat'tan. Neden? Öyle. Ne demek öyle Azat? Nereden çıktı şimdi bu birdenbire? Bak, sonradan pişman olacağım bir şey yapma. Sen burada kal, sorun neyse. Olamam Gönül. Sen bana kal dediğinde ben kalmıştım. Aynı şey değil. Aynı şey. İyi. Git madem. Ne diyebilirim ki? Böyle bir günde bana bunları söylemek için çağırdın ya. Çok sağ ol. Hı? Nasıl yani? Ne demek böyle bir gün? Boş ver Azat. Ben yanılmışım. Tamam mı? Gittiğin yerde sana mutluluklar dilerim. Öyle vedalaşacağız. Madem kararını verdin, gidiyorsun. Yolun açık olsun. Selametle git. Kalamam. Çünkü sana aşık oldum. O zaman neden gidiyorsun? Halimi görmüyor musun? Sana nasıl baktığımı... Nasıl yandığımı görmüyor musun? Bu kadar mı körsün gerçekten? Ben ne zaman nasıl oldu bilmiyorum. Senden başka bir şey düşünemez oldum. Çok kızdım kendime. Çok mücadele ettim. Ama hep Elif'in hatırası aramızda durdu.
kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Eğer Elif yaşasaydın, sen onu gerçekten sevseydin, ben sizin için mutlu olurdum. Ama hep bildim ki o bana nasıl kardeş olduysa sana da öyleydi. Ne çok yara var ki geçmişimizde. İki aile arasında. Feyyan, İrhan, Elif. Biz birbirimize ne seversek hissedelim. Birlikte olamayız. Biz istersek olur. Her şeye rağmen olur. Bizi bize bırakmazlar. Bırakmasınlar. Çok acı çekeriz. Çekelim. Ben acı çekmekten korkmuyorum ki. Ben sensiz olmaktan korkuyorum. Söylemeyecek misin hala? Cık. Bak ya. E sürpriz. Emirhan. Ya bu hayatta öyle her şey öyle kolay öğrenilmiyor Zeynep Hanım. Sabredeceğiz. Öyle miymiş? Biraz öyle. Peki, öyle olsun. Fırat Bey. Bu ev nelere şahit oldu değil mi Ayşe? Ne acılarına? Evladın kül oldu diye bir daha kapısından girmem dediğin o dört duvar arasına kaç defa geldin. Ağladın, uyudun, kendini sağaltmaya çalıştın. Cehennem ateşinde yansın dediğin Nasuh bile bu dört duvar arasında sardı yaralarını. İşte şimdi yine oğlunu kaybettiğin yerdesin. Onu bir kere daha kaybetmiş Kerem. Nasıl? Ayşem, sana bir hayat veremedim. Evladımızı birlikte büyütemedim. Sevdamıza doyamadım. Bugünse zor zamanlar yaşıyoruz. Ama ne kadar zorlu kış yaşasak da çiçekler açmaya devam ediyor Ayşem. Sevgililer günüymüş. Bir çocuk söyledi, ondan satın aldım. Sevgim için. Sevdiğime. Evladımın anasına. Bilmiyordum. Hiç kutlamadım ki. Geçen sene kutladık. Unuttun mu?
bir kere olsun bir çiçek bile alamadım. Gönlümce kutlayamadım hiçbir günümüzü. Affet beni Ayşem. Affet beni. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum. Ama bundan sonra bu huysuz ihtiyardan geriye ne kaldıysa senin. Ben senin için, evlatlarım için varım. Dökme artık gözlerinin yaşına. Senin için, oğlum için çiçekler açacak, göreceksin. Benim ömrüm ona yetmeyecek biraz. Oğlum benim yüzüme hiç bakmayacak. Beni hiç dinlemeyecek. Oğlumun olmadığı bir dünyadan umudum da yok. Hastalansın. Ölsem. Ruhumda, bedenimde huzur bulsa. Acılarım dinsin. Ölmeyeceksin Ayşem. Ölmeyeceksin. Müsaade etmem. Oğlunla konuşmak mı istiyorsun? Ona dertlerini anlatmak mı istiyorsun? Anlatacaksın. Anlatacaksın Ayşem. Anlatacaksın. Nereye gidiyorsun Nasu? Nasu? Koşmak bile her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Ne yaptın? Çok ama çok büyük bir hata yaptım. Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beni affedebilecek misin bilmiyorum. Ama belki en azından dinlersin. Her şey senin. Zaten anlatabilecek miyim onu da bilmiyorum. Bu ses bile yalnız içtiğim suyu. Ama beni senden başka olmayacak kimse yok. Beyan, ben bu hayatta tek bir kadını sevdim. Sevmeyi de, hatta her şeyi de ben ondan öğrendim. Ama yaşadıklarımın acısını ondan çıkarmamayı öğrenemedim. Çünkü o bana bunu öğretmedi. Ben de bilemedim. Burada bahanelere sığmayacağım. Ama sana şunun sözünü vermek istiyorum. Bir daha ne olursa olsun sana ait olmayan bir günahın bedelini sana ödetmeyeceğim. Yaşadığım hiçbir şey
senin yokluğundan daha zor değil. Kalbini acıttığında duyduğum acıdan daha acı değil. Ben özür dilerim. Özür dilerim sevdiğim. Senden de, bebeğimizden de, umudumuzdan da özür dilerim. Beni affedebilecek misiniz? Ben artık... Ben artık daha büyük acılarla başa çıkmayı öğrenmek istemiyorum Miran. Ben ne yapıyorsam senin için, sizin için, ailem için. Bunu hiç unutma. Bu yeter. Ali, Ali sen diyordun ya. Bir gün her şey dünde kalacak diye. Bir an önce her şeyi dünde bırakabilir miyiz? Peki unutabilir miyiz? Bir daha hatırlatmayacaksan olur. Asla. Bir de... benim için bir kerecik güler misin? Reyhan. Ya bir de benim böyle çok boynum ağrıdı. Burada sana bakmaktan. Yanına gelsem olur mu? Güldü mü o? Güldü. Güldü değil mi? Güldü. Özür dilerim. Senden çok özür dilerim sevdiğim. Benim ikinizden başka hiçbir şeyim burada değil. İkiniz de beni affedebilecek misiniz? Kısacık ömrümüze onca şey sığdırmış olabiliriz ama bu sadece ikinci sevgililer günümüz. Bu sürpriz benim içindi diye hatırlıyorum ama. E sen için? Annemin gurmelere layık yemekleri. Bak salataya peynir bile koymuş. İlk defa görüyorum yemin ederim. Onun şüphe yok zaten. Esma teyzeciğim ellerinize sağlık. Her şey o kadar güzel ki ama zahmet verdim. Ne zahmeti çocuğum? Afiyet bal şeker olsun. Burası senin de evin sayılır. Keşke bu gece gelmeseydiniz. Neden? Programınız mı vardı? Yok, ne programı canım?
da sizin... Bizim? İşte benim oğlumun uçuk fikirleri. Ne yaptım ben gene ya? Yemeğini ye sen, yemeğini. Ben de merak ettim şimdi. Bugün sevgililer günü değil mi? Sen de bu kızcağızı alıp bana mı getirdin? Ha, yok. Bizim öyle değil. Öyle bir şey yok. Sen de bir şey söylesene Fırat. Anne. Hı. Ben sevgililer gününe inanmıyorum. Ben onu mu diyorum? Bir açıklama. Açıklıyorum. İnanç özgürlüğüne inanmıyorum. Ama bak, Zeynep sevgililer gününe inanıyor. Sen neden inanmıyorsun? Yok yok, inanıyorum da inansam da öyle bir şey yok. Vallahi ben kendimden mesulüm. Bence sevgililer günü denen şey küçük esnafın, bilimin, kobinin, uluslararası sermayenin aşkın kanına elini buladığı gündür. Abartma sen. Bak kız inanıyor işte. Hayır Resma teyze. Sen de fikrini söylesene. Söylesin anne. Söylesin, vallahi sayıyla dinlerim. Ya bir insan bir insana seni seviyorum demek için milyonlarca gülü kopartıp satacak yani illa. Ya mesele kırmızı gül değil ki. Hem bu özel günlerle ilgili tüketim eleştirisi artık eskimedi mi? Yani herkes her şeyin farkında. Kimse kandırılmıyor. Herkes her şeyin farkında? Hı hı. Ben bundan o kadar emin değilim ama. Neyse. Anne tatlı ne var? Ne yaptın tatlı? Elinin körü. Füsun anne. Güzel gelinim benim. Füsun anne çok özür dilerim. İstemeden oldu. Yanlışlıkla oldu yemin ederim. Vicdanın sızlıyor mu yarın? Nasıl? Canım çok yanıyor. Vicdan azabından uyuyamıyorum gerçekten. Gel o zaman. Nereye? Seni bu azaptan kurtarayım. Aşağıda bekliyorum. Kızımızı alıp geleceğim, tamam mı? Merak etme, geleceğim. Kızımı getir. Kızımı getir. Siz kapıda ne iş arıyorsunuz lan ha? Ne iş arıyorsunuz? Kızımı getir. Can, kızımı getir.
getir Cihan. Cihan kızımı getir. Öldürecek, kızımı öldürecek. Deren. Deren. Siz niye bindirdiniz onu oraya? Tamam. İş bitti. Hadi gidiyoruz. Hazar, babanı duymazdan mı geliyorsun yoksa? Oğlum, ihtiyarladık diye çocukların maskarası olamam. Lafımı kulak arkası ettirmem. Beni dinleyeceksiniz. Ama müsaade, çalışayım ben daha ya. Oğlum, hadi düş önüme. Hadi gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi. Miran Bey'den sizin için. Bu ne lütfen? Reyhan Hanım için özel bir şey. Nasıl bir şey? Şöyle özel bir şey hazırlat ama çiçek olmasın. Reyhan çiçek sever ama dalında. Ha bir de ciğer sever ama işte deyince ben de bir... buket ciğer yaptırdım. Ne yaptın, ne yaptın? Lütfen. Ciğer. Tamam, sen en iyisi onları mangala at. Çünkü ben en çok mangalda severim. Hem zaten ne yapacağız ki onları? Suya koyacak halimiz yok değil mi? Hadi. Lütfen. Bunların hepsi benim için mi? Sen de oğlumuz için. Artık Umut gelene kadar hepsini okumakla yükümlüsün. Haberin olsun. Çok işim var desene. Bebek, okul, zeytinlik. Gerçi başladığımız her şey yarım kalıyor ama. Hayatımız normale dönsün. Sen hepsinin üstesinden gelirsin. Bebeğe de sen bakarsın o zaman. Ne güzel. Sen hayallerini gerçekleştirirken... biz de oğlumla sana bakarız. Bu ne? Hediyen. Satını yine biz yaptık. Lan bu... kız çocukları okusun diye. Sevmeyi bilen erkekleri yetiştirecek. Eğitimli, kariyerli, güçlü kız çocukları çoğalsın diye. Ne kadar büyük... ne kadar değerli bir hediye. Farkında mısın sen? Ha? Sen ne yaptığını farkında mısın Miran? Ben ne yaptıysam... senden aldığım ilham bu. Güçlü yapıyorum. Hepimize sen örnek oldun. Şimdi de bu topraklardaki kızlara örnek olacaksın. Şiddete... töreye... intikama... kurban edilen Reyhanlara, Eliflere, Dişalara. Umudun annesi olarak umut olacaksın. Teşekkür.
Teşekkür ederim. Haydi. Yürüsene kızım. Haydi bakalım. Burasıdır değil mi? Evet Füsun anne. Senin oğlunu burada vurdum. Harun tam burada can verdi. Nasıl vuruldu anlat bakalım. Önce silah cebinden kaptım. Doğrulttum ona. Sonra tehdit ettim. Sıkarım Harun dedim. Gözümün içine baktı. Gülmeye başladı, alay etti benimle. Sık o zaman dedi. Sık diye bağırdı. İnanmadı bana. Ve birden elime hamle yaptı silah almak için. Direndim. Vermedim. Bastım tetiği. Silah göğsüne patladı. Son nefesin nasıl verdi? Merminin girdiği yerden akan ılık ılık kanı elimde hissettim. Devrildi yere. Bir ağaç gibi devrildi yere. Öylece uzanıyordu. Gözünü gözüme dikti. Yatağındaydı sanki. Bana bakıyordu. Nefes alışverişini duyuyordum. Nefes yavaşladı. Ölüm sessizliğinde son nefesini duydum. Nefes almasını bekledim. Almadı. Kanı çekilmeye başladı. Rengi soldu. Öldü. Harun öldü. Ben öldüm. Harun'u ben öldürdüm. Senin oğlunu ben öldürdüm Füsun'u. Babandan daha cesurmuşsun. Baba sen niye getirdin şimdi beni buraya ya?
Vay be baba, ha? Demek beni buraya bu kadınla konuşayım diye çağırdın, ha? Yazıklar olsun ya. Çiğneyip geçiyorsun bir de beni. Dur oğlum, oğlum dur. Baba bırak Allah aşkına baba. Oğlum, bu kapıdan dışarıya çıkmayacaksın. Ya baba. Hazır. Bak. Adımı ağzına alma. Almam oğlum. Bu çiftlikte kaybettim seni. Sana geliyordum. Sütümü verecektim. Sonra o yangın. Senin sesini duyuyordum. Sen ağlıyordun. Ben sana koştum. Sana doğru koştum. Ateşe koştum. Yandım. Gözüm hiçbir şey görmedi. Oğlum nerede dedim, oğlum aç. Ben ona sütümü vereceğim dedim. Oğlum öldü dediler. Yok. Oğluma sütümü vereceğim ona. O aç dedim. Aç o. Aç öldü benim oğlum. Beni bırakın, beni burada bırakın, ben de kül olayım dedim. Dinlemediler. Dinlemediler. Çıkardılar. Yaşamaz demişler. Yaşadım. Senden kalanlarla. Bir ömür boyu nişan gibi taşıdığım izlerinle. Nasuh arayıp sormadı bir daha. Sonra babaannen geldi. Bir kere. Nasuh evlendi dedi. Karısı hamile. Evladımız olmayınca bir bağımız kalmadı demiş. Meğer babana da benim öldüğümü söylemiş. Benim evladımı alıp Nazlı'ya vermiş. Senin Nazlı dediğin karın. Benim anam, anam. Bak ben meğer üveymişim. Ama benim anam bana tek bir gün, bir an bile, bir an bile üveyliğimi hissettirmedi. Kendi oğlundan beni ayrı tutmadı senin o Nazlı dediği kadın. Allah ondan razı olsun. Cennetini alsın. Babaannem benden analığımı aldı. Ama Nazlı'nın bir günahı yoktu tabii. Sonra evlendim. 3 oğlum daha oldu. Ama süt kokan oğlumun acısını hiçbir şey dindirmedi. Onun kül oldu. Bu dünyadan nefret ettim. Sadece intikam için yaşadım, sadece intikam için. Ama Allah hatamın ne kadar büyük olduğunu göstermek için beni seninle sınadı. Ömrüm boyunca sınandım. Hala sınanıyorum.
Ben sana bir şey diyeyim. Ben sana inanmıyorum ya. Ta şuramda. Sana inanmıyorum ben. Sen ne istiyorsun benden ya? Ha? Ne istiyorsun sen benden? Sadece anne demeni istiyorum. Yaşadığım sürece benden o lafı asla duyamayacaksın sen Aziz Hanım. Sen benim hayatımı mahvettin be! Hayatımı mahvettin, hayatımı. Sevdiğim kadını aldın elimden. Hamileymiş. Öldü dediler, yasını tuttum ömrüm boyunca. Meğer sen onu tıkmışsın bir deliğe. Oğlumu... Oğlumu aldım benden. Ben oğlumun ne doğumunu, ne emeklediğini, ne yürüdüğünü, ne baba dediğini duydum ben. Ne hakla ya? Ne hakla? Ana dememi bekliyorsun sen ne hakla? Sana ana diyeceğime ölürüm daha iyi. Allah korusun. Senin canın sağ olsun. Annen ölsün. Senin canın sağ olsun. Nasıl mutlu ettin bilemezsin bile. Valla. Hani onca şeyden sonra... seni gerçekten mutlu edebildim mi? Şu an benim için en önemli şey... senin gerçekten beni affedip affetmediğin. İçinde en ufak bir çizik bile kalsın istemiyorum. Biliyorum... bunca şeyden sonra çok zor ama... Ben senin neyi niye yaptığını bilecek kadar iyi tanıyorum. Senden de beklediğim tek şey bu. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Bütün şarkıyı başlattığına göre... saat gece yarısına geliyor demektir. Bilmedin mi? Demirledim vallahi. Ne yapayım? Sen benim içimden romantik bir adam çıkardın. Hiç suçu bana atma. Senin içindeki Romeo çoktan ortaya çıktı. Hmm. Öyle. Peki. O zaman... bu sevgililer gününde... yeni evimizde... ilk dansımız için bana eşlik eder misin? Bakışların altından Meryem. Peşinde koşmak bile yıldızların her şey seninle güzel bu toprak bu taş bile içimdeki bu korku gözümdeki yaş bile bütün dertleri kucaklayalım yanlışları bile geçmişe takılıp bugünümüzü zehir etmeyelim geleceğe düşünüp endişelenmeyelim. Aldığımız nefesi bilelim. Kollarındaki mutluluğumu bileyim.
Eksikler güzelliklerin önüne geçmez. Kalbindeki beni bileyim. Ne demiş şair? Zaman sahip olduğumuz en kıymetli şey. Kıymetini bilelim. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevdiğim. Yüzümdeki gözyaşını... Ay! Ne oldu, iyi misin? Ha? Ne oldu, iyi misin? Biraz... tekme attı. Tekme mi attı? Ya bu çocuk niye her şeyi erken yapıyor böyle? Ne, bu daha bunun ayağı mı var ya? Ne tekmesi? O ne demek Miran? Ayşe tekmeye baktım şimdi. Hissediyor işte çocuk. Keyifli belli ki. Of. Lan. Lan oğlum. Biz seni mercimek diye sevmiyorduk. Sen hangi yaran bir düğünde tekme atıyorsun? Ne oldu? Sen de mi dans etmek istiyorsun ha? Gel. Gel beraber dans edelim hadi. Miran. Senin de sevgililer günün kutlu olsun babacığım. Umut Bey'in kaynanası seviyormuş. Ciğerler hazır. Oh. Ya bak Lütfü. Gerçekten seni üzmek istemiyorum. Ama çok dikkat çekiyorsun. Bak çok dikkat çekiyorsun. Ağlama yavrum, ağlama. Ağlama. Sakın ağlama, senin günahın yok. Sen sakın ağlama. Hep mutlu ol. Nasıl ya? Nasıl mutlu olayım ben? Bu, tamam. Anladım. Almışlar senin evladını elinden, ha? Öldü demişler. Anladım. Acı çekmişsin. Çok acı çektim. Hazır çok acı çektim. Peki ama niye ya? Niye? Niye böyle kötü oldun? Kötü olmak senin tercihindi. Niye? Bak benim kızım neler çekti senin yüzünden. Kötü oldu mu? Zaten bir nikah kıydın. Attın meydanın ortasına gelinliğiyle evladımı. Kötü mü oldu benim kızım? Oğlum. Oğlum sana rağmen. Sana rağmen. Senin zehirlemelerine rağmen kötü mü oldu benim oğlum? Yok. Niye diyeyim mi? Çünkü benim evlatlarımın yüreği temiz. Sen... senin için kötü. İçin kötü senin. Hazan. Öldür beni. Burada yak beni. Ben zaten burada yandım. Ben zaten yıllardır ölüyorum. Seni bunun bir umut doğdu içimde. Ama sonra... sonra... ölünce beter kaybettim seni. Hazır. Yalvardım öldüm.
Ölmek mi istiyorsun? Kendin yap. İhtiyacım yok değil mi? Yok. İşte tamam. Ben öyle emin olmak istedim. O zaman sevgililer gününe kaldığımız yerden devam edebiliriz. Geçti artık saat 12. Bitti. Ha. O zaman biz de sevgililer dününü kutlayabiliriz. Olur mu? Sevgililer dünü. Evet. Hah. Yine yanlış zaman lütfen. Hayırdır? Bu papa pasta sizin için. Belki aşağıya inmezseniz ziyan olmasın diye. Reyhan Hanım çok uğraştı. Herkes ikinci bir şans hak eder. Kimin için yazdın bunu? Ne anlamak istersen. Bir şeye zorlamak istemiyorum. Zorlayamam da zaten. Ama sana verdiğim o ikinci şansın hayatımızı nereden nereye getirdiğini sadece düşünmeni istiyorum. Reyhan. Kızma bana. Affettin onu savunuyorsun da deme. Sadece eğer ikinci şansımız olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Nasıl bir adam olurdun onu hatırla. Senin nasıl bir kalbin? Bunu anlayacak kadar büyük bir kalbin var değil mi? Şurada o kadına bile yer var değil mi? Aziz Hanım, o da bir kadın. Anne. Ondan bahsetmeyelim şimdi. İrhan, eğer Umut ve ailemiz için her şeyi geride bırakabileceğimiz bir hayat hayal ediyorsak, bilmek istiyorum. Azize Hanım'ı affedebilecek misin? Ona kendi şansı verecek misin? Hazar oğlum. Ne oldu?